Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı İçinizden Cumartesi günü haddi aşanları elbette bilirsiniz. Biz böyle yapanlara aşağılık maymun olun dedi. Kendilerine daha önce kitap verilen ehli kitap. Yanınızdaki kitapları tasdik etmek üzere indirdiğimiz bu kitaba da iman edin. İman edin. Enseleriniz nasıl dümdüz ise, bazılarınızın yüzlerini bir darbeyle gözden, ağızdan, azalardan ederek dümdüz hale getirmeden veya ashâb-ı septe yaptığımız gibi lanet etmeden Allah'ın emri mutlaka yerine gelir. Verdikleri sözde durmalarını pekiştirmek için dağı üzerlerine kaldırdık da onlara secdelere kapanarak o kapıdan girin dedik. Bir de onlara cumartesi günü av yaparak ilahi yasağı aşmayın deyip bu hususta kendilerinden ağır teminat aldık. İşte sözleşmelerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz perdelidir demeleri ki kalpleri perdeli yaratılmış olmayıp Allah inkarcılıkları sebebiyle kalplerini mühürledi de artık onlar pek az inanırlar. Bir de onlara o deniz kıyısında bulunan şehir halkının başına gelenleri sor. Hani onlar sept, Cumartesi gününün hükmüne saygısızlık edip Allah'ın koyduğu sınırı çiğniyorlardı. Şöyle ki Sep gününün hükmünü gözettiklerinde balıklar yanlarına akın akın geliyordu. Sep gününün hükmüne riayet etmedikleri gün ise gelmiyordu. İşte fasıklıkları, yoldan çıkmaları sebebiyle onları böyle imtihan ediyorduk. Hani onlardan bir cemaat, Allah'ın yerle bir edeceği veya şiddetli bir felaket göndereceği şu güruha ne diye boşuna öğüt verip duruyorsunuz? demişti. O salih kişiler de, Rabbinize mazeret arz edebilmek için. Bir de, ne bilirsiniz, olur ki, Allah'a karşı gelmekten nihayet sakınırlar ümidiyle öğüt veriyoruz.'' diye cevap verdiler. Kendilerine verilen öğütleri ve uyarıları kulak ardı edip onları bir tarafa bırakınca içlerinden kötülükleri önlemeye çalışanları kurtarıp o zalimleri fasıklıkları yüzünden şiddetli bir azaba uğrattık. Şöyle ki onlar serkeşlik edip yasakları çiğnemekte ısrar edince onlara hor ve hakir maymunlar haline gelin diye emrettik. Seb, cumartesi tatili ancak onda ihtilaf edenlere farz edilmişti. Rabbin kıyamet günü ihtilaf ettikleri hususlarda onlar hakkında elbette hükmünü verecektir.